Siz bu videoyu izlerken ben muhtemelen bir uçakta olacağım. Peki nereye gidiyorum? Kennedy Uzay Merkezi'ni. Kanalımı ve Instagram hesabımı yakından takip edenler hatırlayacaktır. Yaklaşık 2 hafta kadar önce NASA'dan bir e-mail aldım. SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceği Falcon 9 roketinin fırlatışını izlemek üzere beni Florida'ya davet ettiler. Normalde 25-26 Nisan tarihleri için bir planlama yapılmıştı. Ancak roketlerin fırlatışını etkileyen pek çok farklı faktör olduğu için tarihler, zamanlama sık sık değişebiliyor. En son Falcon Heavy'de de buna şahit olmuştuk zaten. Ben bu gerçeklerin farkında olarak bir yandan bekleyip bir yandan hazırlıklarımı yaparken geçtiğimiz hafta çok önemli bir gelişme oldu. Üstelik tam da benim gideceğim yerde. SpaceX'in uzaya astronot taşımak için üzerinde çalıştığı Dragon mürettebat kapsülünde yer testleri sırasında bir anomali meydana geldi. Yani yapılan açıklama bir anomali olduğu yönünde ama muhtemelen ateşleyicilerden kaynaklanan bir problem nedeniyle o kapsülde bir patlama oldu. Havaya yayılan zehirli gazların kilometrelerce uzaktan görüldüğü söyleniyor. Allah'tan kapsülde herhangi bir kişi olmadığı için ölen ya da yaralanan bir kişi olmadı ama tabii bu tür durumlar pek çok planın gecikmesine ya da aksamasına sebep olabilir. Gerçi bu kapsül benim izlemek için orada izlemek üzere gittiğim kapsül değil ama yine de sonuçta orada meydana gelen böyle bir olay, bu tür bir haber benim kulağıma gelince ben artık kesin iptal edilir bu iş diye düşündüm. Ama iptal edilmedi. Sadece birkaç günlüğüne ertelendi. Yeni fırlatma tarihi 30 Nisan Salı günü yerel saatle sabaha karşı 4:22 olarak açıklandı. Perde arkasında bütün bu gelişmeler yaşanırken ben de bir yandan bugünkü pazar videosunun konusunu düşünmeye başladım. Sizlere biliyorsunuz olabildiğince farklı alanlardan değişik konuları sunmaya çalışıyorum. O yüzden elimde pek çok konu alternatifi vardı. Mesela Mars'a inen InSight uzay aracını hatırlıyor musunuz? Hani buradan fırlatılışını da oraya inişini de sizlere canlı olarak aktarmıştım. Hatırlarsanız bu uzay aracının Mars'a gitmesinin ana amacı gezegenin iç yapısını araştırmaktı. İşte geçen hafta ilk kez çok önemli bir ses kaydı yaptı InSight. Kaydı analiz eden bilim insanları, rüzgar sesinin ardından duyulan bu sesin bir sismik aktivite olabileceğini düşünüyor. Bir başka deyişle ilk Mars depremini kaydetmiş olabiliriz. Bilim dünyasından ilgi çekici bir başka konu da Sibirya'da bulunan 42 bin yıllık bir tay. Bu küçük at yavrusu doğduktan 1-2 hafta sonra çamura saplanarak donmuş. İçinde bulunduğu bölgenin özel koşullarının da yardımıyla organlarının ve dokularının büyük çoğunluğu korunabilmiş. Hatta kuyruğu, saçları, burun kılları bile. Ve şimdi hazır olun, bilim insanları hayvanın kalbinden kan örneği almayı başardılar. Daha önce buna benzer iyi korunmuş mamutlar da bulunmuştu o bölgede ama üzerinden kan örneği bile alınabildiği için bu tay dünyada bulunan en iyi korunmuş buz devri hayvanı oldu. Geçen hafta bence çok önemli olmasına rağmen pek gündeme gelmeyen bir başka konu daha vardı. O da Tesla'nın düzenlediği otonomi günüydü. Sürücüsüz arabalar konusunda kendi vizyonunu ve yol haritasını açıkladı. Üstelik oldukça ayrıntılı bir biçimde. Ulaşım mantalitemizi bütünüyle etkileyeceğini düşündüğüm için normalde ben de size bu konuyu araştırarak hazırlamaya başlamıştım ama şimdi böyle önemli bir yolculuk öncesinde başka bir konuya konsantre olmak benim için epeyce zor olduğu ve bir yandan da vakit çok daraldığı için bunu da ben ertelemek istedim. Konuyu böyle yüzeysel olarak anlatmak yerine sürücüsüz arabalar nasıl çalışır, nasıl yolunu bulur şeklinde güzel bir konuyu görsel örneklerle de zenginleştirerek size sunarım ama tabii bu yolculuktan döndükten sonra. Şimdi sizlere bu seyahate nasıl hazırlandığımı anlatmak istiyorum. Çünkü toplamda sonuçta 2-3 dakikalık bir fırlatma operasyonu olacak olsa da benim için hayatta bir kez yaşanabilecek türde bir deneyim bu ve sizlerle bu deneyimin en kritik, en önemli anlarını paylaşabilmek için günler öncesinden hazırlıklara başladım. Nasıl hazırlıklardı bunlar? Önce NASA'daki ilgili kişilerle irtibata geçerek oradan fırlatma öncesinde ve veya fırlatma sırasında canlı yayın yapabilir miyim? Bunu öğrenmek istedim. İyi haber,
canlı yayın yapılmasına izin verdiler. Kötü haber, o sırada orada başka gazeteciler ve televizyoncular da yayın yapacağı için internet bağlantısı zayıflayabiliyormuş. Dolayısıyla böyle bir şeyi yapıp yapamayacağımı, eğer yapabilirsem ne kadar kaliteli olacağını sanırım ancak oraya gidince anlayabileceğim. Peki nasıl bir yere gidiyorum? Daha doğrusu nasıl bir yere gidiyoruz? Gelin onu da video ve fotoğraf çekimleri yapmaya gitmeden önce kullandığım keşif aracıyla bir inceleyelim. Burası Florida. Atlantik Okyanusu'nun kıyısında, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğusunda bir eyalet. Yaşlılar buraya sakin bir emeklilik hayatı yaşamak için, çocuklar da Disneyland gibi tema parklarında eğlenmek için gidiyor. Benim için en önemli yeri ise tam olarak şu kısmı. Bu bölgeye uzay sahili deniyor. Cape Canaveral İstasyonu ve Kennedy Uzay Merkezi burada kurulu. 1961'deki Mercury projesinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan tüm insanlı uzay uçuşları bu bölgeden gerçekleşti. 1969'da Ay'a giden astronotları taşıyan modül Saturn V roketiyle buradan fırlatıldı. 2011'de uzaydan dönen son uzay mekiği Atlantis bu alana indi. Space Shuttle Atlantis now comes home to the Kennedy Space Center for the final time. Bugüne kadar izlediğim ve bir kısmını da kanalımdan canlı olarak aktardığım SpaceX roketleri de yine bu alan içerisinden gönderiliyor ve geriye dönen roketler yine aynı bölgedeki özel yerlere inişini yapıyor. İşte şimdi bu konuyla ilgili çözmem gereken en önemli probleme geldik. Çünkü bugüne kadar yaptığım canlı yayınlarda sadece SpaceX'in resmi yayınını alıp üzerine açıklamalarımı, yorumlarımı ekleyip size aktarıyordum, sunuyordum. Şimdi bizzat kendim oraya gidip kendi kullanacağım araçlarla böyle bir canlı yayını sahadan nasıl gerçekleştirebilirim? Yanımda bana yardımcı olabilecek birilerini götüremiyorum maalesef. NASA güvenlik gerekçesiyle bu davetin sadece bana yapıldığını ve yanımda hiç kimseye götüremeyeceğimi önemle ve ısrarla vurguladı. Bu durumda tek kişilik bir ekip olarak oraya gidip bir yandan teknik olarak yayını gerçekleştirmeye çabalarken bir yandan da bunu size sunmam gerekecek. Bu da bizi ikinci önemli probleme getiriyor. Fırlatma alanına olan uzaklık. Kennedy Space Center'da bizim çekim yapmamıza izin verilecek olan bölge muhtemelen şurası. Şimdi oraya gelin adamımızı bırakıp biraz daha yakından inceleyelim. Tam şu yapay havuzun kıyısından seyredeceğimizi tahmin ediyorum. Evet, burası NASA'nın Vehicle Assembly Building denilen yeri. Bu arkadaki yerlerde basın için ayrılan bölüm. Hatta şu da tarihi geri sayım aracı, pek çok yayında bunu gösterdiler. Ben işte tam şu noktadan çekim yapmayı planlıyorum ama bakın şurada uzaklarda bir yerde bir şey görüyorsunuz. İşte o şey fırlatma rampası. Her ne kadar Kennedy Uzay Merkezi'nin içinden izleyecek olsam da fırlatma rampasının yaklaşık 4,5 kilometre uzağında olacağım. Çünkü yine güvenlik gerekçesiyle fırlatma esnasında onun etrafındaki 3 mil çaplı bir dairede hiçbir insanın olmasına izin verilmiyor. Bu durumda her zaman çekimlerimi yapmakta kullandığım geniş açılı lens yerine bir teleobjektif kullanmam çok daha mantıklı olacak. 70-200 milimetrelik bir lensim var ama bu da yeterli değil. Menzilini iki kat arttıran bir extender'ım da var. Onu da takınca 400 milimetrelik bir teleobjektife dönüşüyor. Bu haliyle fotoğraflar için yeterli olabilir ama videonun yayını için bence daha fazlasına ihtiyacım var diye düşündüm ve araştırmaya başladım. Araştırmalarımın sonucunda bunun çözümünü yeni bir lensle değil, süper yakınlaştırma, super zoom özellikli bir kamerada, Canon'un PowerShot SX70HS adlı bu modelinde bulabildim. Bu cihaz optik olarak görüntüleri 65 kat yaklaştırabiliyor. Yani kendisi küçük ama işlevi büyük. Normalde daha çok doğa fotoğrafçılığı için tercih edilen bir model bu. Özellikle kuş gözlemi yapmak ve onların görüntülerini kaydetmek için tercih ediliyor. Geçenlerde balık yakalayan bir kartal çektim mesela. Kartalları böyle çekebiliyorsa şahin anlamına gelen Falcon roketlerini de çekebilir diye düşündüm ve bunu kullanmaya karar verdim yayınımda.
Üstelik canlı yayın için aradığım çok önemli bir özelliği de var. Bir yandan görüntüleri 4K çözünürlüğünde kaydederken bir yandan da bunları HDMI bağlantısıyla dışarıya aktarabiliyor. Dolayısıyla bunu bilgisayarıma bağlayıp kendime bir çeşit mobil bir yayın masası oluşturabilirim. Bilgisayarın üzerindeki kamera beni, yani sunucuyu gösterirken Canon CX70 de roketi gösterebilir, roket kamerasına dönüşebilir. Eğer gerekirse bir de etrafı gösterebilecek harici bir webcam bağladım mı 3 kameralı bir yayın masası oluşturmuş olurum. Dolayısıyla şimdi tabii iki elim olduğunu düşünecek olursak bu kadar farklı cihazı kontrol etmek için de bir setup, bir kurgu, bir çözüm bulmam gerekiyordu. Ve bunun için de uzay mekiği taşıyan uçaklardan ilham aldım. Bu ikiliye kamera arkasını çekebilecek bir GoPro ve bir de mikrofon ekledik mi tamamdır. Ortaya çıkan bu inanılmaz çözüm konusunda bilin bakalım başlıca ilham kaynağım kimdi? Tabii ki efsanevi kameramanımız Cevat Kelle. Ben ailenizin muhabiri Hamit El Sabah. Kameraman arkadaşım Cevat Kelle ile birlikte hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Şaka bir yana bütün bunları olası her ihtimale karşı hazırlıklı olabilmek adına yapıyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla şu ana kadar Türk gazetecilerinden ya da televizyoncularından bile sahadan böyle bir canlı yayını gerçekleştiren hiç kimse olmadı. E bir de bütün bunları orada tek başıma yapacağım gerçeğiyle yüz yüze gelince böyle her ihtimali hesaplamaya çalışmaktan kendimi alıkoyamıyorum. Tüm bu yolculuğu elimden geldiği kadar her aşamasıyla kaydetmeye çalışacağım. Fırlatmadan bir gün önce 29 Nisan Pazartesi günü Türkiye saatiyle 19.30 civarında Kennedy Uzay Merkezi'nden ilk canlı yayınımı yapmayı planlıyorum. Ertesi günde yine Türkiye saatiyle 11 civarında fırlatma aşamasını geri sayımdan itibaren vermeye çalışacağım. Yaklaşık 22 dakika sonra 11.22'de fırlatma yapılacak. Yani yerel saatle sabaha karşı 4.22'de. Yani etraf karanlık olacak. O yüzden yanımda ışık da götürüyorum tabii ama o sadece kendimi ve kullandığım ekipmanı aydınlatmaya yetecek. Roketin etrafına kendi motorlarıyla yeterince aydınlık vereceğini düşünüyorum. Başta da söylediğim gibi fırlatma esnasında etrafımda başka gazeteciler ve televizyoncular da canlı yayın yapacağı için benim telefonla kurmaya çalışacağım internet bağlantısında zaman zaman aksamalar, hatta kesintiler meydana gelebilir. Bilemiyorum ve bu konuda sizlerin anlayışına sığınıyorum. Amacım canlı olarak ve veya kaydederek olabildiğince bütün bu deneyimi kendi bakış açımla sizlerle de paylaşabilmek. Belki de bu daha farklı bir şey olur, bilemiyorum. Çünkü bugüne kadar ben de dahil olmak üzere hepimiz bu tür etkinlikleri, bu tür fırlatma olaylarını canlı yayında izledik ama bunları verenler SpaceX gibi, NASA gibi profesyonel kurumlardı. Onların profesyonel araçlarıydı. Bir de böyle biraz daha kamera arkasından izleyelim, sanki oradaymış gibi gözlemleyelim diye düşünüyorum. Farklı bir şey olabilir. Tabii orada yapacağım diğer çekimleri de etkinlik sonrasında kurgulayarak size özet bir video olarak da ayrıca sunmaya çalışacağım ama o zamana kadar, yani bu video ile o video arasında aramızdaki iletişim kopuk olabileceği için gelişmeleri, olası ertelemeleri, her şeyi sizlerle Instagram hesabımdaki story hikayeler bölümünden an ve an paylaşmaya devam edeceğim. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Canlı yayın sırasında sizlerden gelecek olan mesajları o anda göremeyeceğim. O zaman onunla da ilgilenemeyeceğim maalesef. Ama merak ettiğiniz konular ya da oradaki yetkililere sormak istediğiniz sorular varsa onları hemen bu videonun altına yorum olarak yazın lütfen. Pazartesi günü orada yapacağım çekimlere başlamadan önce hemen sizin bu sorularınıza göz atacağım, onları not alacağım ve elimden geldiği kadar o soruların cevaplarını bulmaya ve sizlere vermeye çabalayacağım. O yüzden dediğim gibi eğer aklınızda takılan bazı şeyler varsa onları da bu videonun altına mutlaka yazın. Şimdi benim biraz roket alıştırması yapmak için kuş çekmem lazım. Biraz daha alıştırma yapıp sonra da yola çıkacağım. Ama kısa bir süre sonra tekrar birlikte olacağız. O zamana kadar görüşmek üzere, hoşça kalın.